Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Fatih Mekke'ye 10. sefir 67. kısım. Hasıl içinde vasıl. Mekkeli imamın durumu. İmam Mekkeli ise şu konuda görüş ayrılığına düşülmüştür. İmam burada Mina'da ve Müzdelife'de namazı kısaltır mı kısaltmaz mı? Bazı bilginler burada kısaltmanın zorunlu olduğunu düşünür. Onlara göre imamın Mekkeli veya o yerli olup olmaması durumu değiştirmez. Bir kısmı ancak yolcu olduğunda kısaltabileceğini söylemiştir. Yolculuğu dikkate alan bilgin namazda birlik makamında hak ile konuşmayı kastederek mutlak birliği yönünden kendisinde hak ile konuştuğu rekatı hakka ait sayar. Kendisinde kulun birliği yönünden hak ile konuştuğu ikinci rekatı ise kula ait sayar. Söz konusu birlik sayesinde kul bu fiil tek bir şeye ulaştığı için Arife gününde Hakk'ın mutlak birliğini tanır. İmamın eksik değil, tam kılmasını kabul eden bilgin, iki rekatı da Hakk'a ait sayar. Birincisi zatı, ikincisi belirli özel bir bağla bize bilinir olması yönünden Hakk'a aittir. Söz konusu bağ, Hakk'ın bizim tarafımızdan bilinir olma özelliğiyle nitelenmesini gerektirir. Çünkü bizim dışta varlığımız olmadığı için daha önce bilinir olmakla nitelenmemiştir. Dolayısıyla onu bilmek isteyecek kimse de yoktu. Bu kişi diğer iki rekatı dikkate alır. Birincisi, dış varlığı yönünden kulun zatına ait iken ikinci rekatı mümkün olması yönünden kula aittir. Bunu kendisine mensup oluşu bakımından onun varlığını tercih edecek birisine muhtaçlığı ortaya çıkartır. Söz konusu şey ise delilin bilinmesidir. Müşahedede de bir delildir. Çünkü o görülen hakkında bilgiye ulaştıran bir yoldur. Fikir ise müşahede etmese bile aklın bağımsız olarak Allah hakkındaki bilgiye ulaştıran bir yoldur. İşte Arafat mekanının gereğine göre namazı tam ya da eksik kılmanın sırrı budur. Bu veri bu yerde namazda gerçekleşen Allah'ı bilmeyle ilgilidir. Fasıl içinde vasıl. Arafat'ta cuma. Bilginler cumanın Arafat'ta farz olup olmadığı ve ne zaman farz olduğu hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bir kısmı Cuma'nın Arafat'ta farz olmadığını söylemiştir. Bunların bir kısmı ise Cuma'nın vacip olabilmesi için Arafat bölgesinden 40 adamın bulunmasını şart görmüştü. Bazı bilginler ise şunu ileri sürmüştür. Hacı emiri Mina'da veya Arafat'ta namazı bırakmayanlardan ise her ikisinde de tesadüf ederse Cuma'yı insanlara kıldırır. Bazı bilginlere göre Hacı emiri Mekke valisi ise insanlara Cuma kıldırır. Benim görüşüm de budur. Bana göre hac emiri yolcu veya yerleşik olsa bile insanlara cuma namazı kıldırır. Orada bulunanların sayısının çok veya dilde topluluk adı verilen sayıdan az olması durumu değiştirmez. Bu yorum yazdığım gece bu bölüme uygun bir vaka gerçekleşti. Uykumda meleklerden birini görüyordum. Bana üzerinde toz bulunmayan ve parçaları sıkıştırılmış bir toprak kesidi verdi. Uzunluğu bir karış, genişliği bir karış, derinliğinin ise sınırı yoktu. Elimde bulunduğunda onu şu ayet şeklinde gördüm. Her nerede bulunursanız yüzlerinizi onun tarafına çevirin ki insanların sizin üzerinizde bir kanıtı olmasın. Bu ayetin bana şükredin, nankörlük etmeyin kısmına kadar konuyla ilgiliydi. Şaşırdım. Bana verilen şeyin bu ayetlerin aynısı olduğunu inkar edemiyordum. Fakat onun bir toprak parçası olduğunu da inkar edemiyordum. Bunun üzerine bana şöyle denildi. Kur'an böyle indirildi ya da Muhammed'e böyle indirildi. Rüyamda Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dediğini görüyordum. Kur'an bana da böyle indirildi. Sen de onu zevk yoluyla al. Gerçekte öyledir. Acaba burada bulduğun şeyi inkar edebilir misin? Hayır dedim. O işin mahiyeti hakkında hayrete düşmüştüm. En sonunda halim bana baskın gelmesi nedeniyle şu dizeleri söyledim. Sadece hayret vardır. Her tarafıma ve parçama hakim. O da benim bir parçamdır artık. Vallahi başka bir söz yok. Gözümün tanık olduğu budur. Kendimden başkasını görmüyorum. O da ben değildir. Bu onun tecelligahı. Bu da benim perdemdir. Dedim ki, ayet ile bu toprak arasındaki ilişki anlamında, bu Cebrail'in Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem cilalı bir ayna suretinde getirdiği Cuma'ya benziyor. Aynada bir nokta vardı. Cebrail kendisine şöyle demişti. Ey Allah'ın peygamberi, bu cumadır. Burası da ondaki bir saattir. Hadis meşhurdur. İlahi işlerin ne kadar garip,
onların duysal kalıplardaki tecellisinin ne kadar tuhaf olduğuna bakınız. Bu ise bizim ile hak arasındaki işin irtibatına delildir. Hepsi haktır, hepsi haktır. Gördükleriniz hepsi haktır. Yakından işi içerir. Onun dilde bir sözü yoktur. Hepsi ve gördüğünün misli varlıkta doğrudur ve haktır. Toplayıcı vakanın yardımı sona erdi. Şimdi konumuza dönebiliriz. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Hac ilahi bir nidadır. İnsanlara haccı ilan et. Cuma da ilahi bir nidadır. Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı zikre koşun. Böylelikle bu ikisi arasında bir ilişki gerçekleşti. Cemaat mevcut olduğuna göre Arafat'ta Cuma'nın kılınması da vaciptir. Onun bırakılmasına bilhassa da hakikatler kendisini teyit ederken kılınmamasına yol yoktur. Cuma kelimesinin anlamı olan toplamdan meseleye bakarsak, bir varlık ancak akledilir bir toplamdan meydana gelebilir. Herhangi bir varlık dışta bu tanımları ortaya çıkartan hakikatlerin toplamı olarak bulunmuştur. Hadis yani sonradan olan şeyin varlığı dine veya akla göre ki Allah'ın dışındaki her şey hadistir. Ancak zat, irade, bilgi, kudret, ilim ve hayat niteliklerinden meydana gelebilir. Aynı şekilde hadis bir şey irade, söz ve emirden meydana gelir. Cuma'nın anlamı olan toplanmanın diğer bir yönü şudur. Hadis olan şey yani yaratılmış olan şey, ilahi iktidar ve mümkünün kabul özelliğinden meydana gelir ki bu ikisi zorunludur. Öyleyse bir toplam zorunludur. Bu durumda toplam, varlıkların yaratılışında dince sabittir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi akla göre de bu sabitti. Öyleyse yaratılışta ve varlıkta birlik ancak Allah'tan başka ilah yoktur ifadesinde düşünülebilir. Bu ise mertebenin ve çokluğun birliğidir. Mutlak birlik akıl ve nakle göre ancak toplamın birliği karşılığında kullanılabilir. Başka bir ifadeyle delilin verisine göre nispetlerin yani bağların veya sıfatların veya başka bir şekilde ifade edilen şeylerin toplamının birliği söz konusu olabilir. Her nispetin veya sıfatın başkalarından ayrışmasını sağlayan bir birliği vardır. Dinleyen veya öğrenen de bir hakikati diğerlerinden ayırt etmek isteyen kişi dinleyenin bildiği hakikatlerin toplamıyla bunu yapabilir. O halde bundan daha garip bir bilgi yoktur. Çünkü her varlıkta birlik akredilir halde bulunur. Hadis bir varlık ise ancak toplamın varlığıyla meydana gelebilir ki bu da büyük bir hayreti muciptir. İşin hayreti hayrettir. Hayret başkasında ise gayrettir. Bu nedenle hak imamda bizden ancak özel anlamda ilahi bilmemizi talep etti. Bu ise Allah'tan başka ilah olmadığını bilmektir. Sonra şöyle buyurdu. Rahman ve Rahim'dir. Burada bu hükmü gerektiren bir toplam yoktur. Öyleyse burada bu güzel ve anlamları farklı isimlerle isimlendirilenden başka bu hükmü gerektiren bir şey yoktur. Bu hüküm derken ilah olmayı kastediyoruz. Söz konusu anlamlar ise dış varlığında mümkünün muhtaç olduğu şeylerdir. İş belirttiğimiz gibi olunca vakti ve şartı geldiğinde Arafat'ta cuma kılmaktan daha zorunlu bir vacip olamaz. Alemde birden bir çıkar diyenden daha cahilini bilmiyorum. Bununla birlikte bu görüş sahibi nedenselliği de benimser. Bir şeyin illeti olmasının anlamı onun şeylik anlamından farklıdır. Nispetler yani bağlar ise toplamın yönleri arasındadır. O halde bu görüş sahibi hakikatlerden ve güzel isimlerin sahibini bilmekten ne kadar uzaktır. Dikkat ediniz. Hakkın ehli olan din mensupları bu meluh ve mümkünü var eden için ilahlık nispetini dile getirdi. İlahlık nispeti ise zatın anlamında farklıdır. Öyleyse mutlak birlik akledilir bir şeydir. İbare ise onu bir toplam olarak dile getirebilir. Akıl kendisini bilir. Bu ise toplamın birliği ve mutlak birliğidir. Dikkat ediniz. İlahi tecelli mutlak birlikte gerçekleşmez. Mutlak birlikten başka bir şey ise yoktur. Şu halde kendinde toplamın bulunmadığı bir birliğin etkisi düşünülemez. Güneşten daha açık bir konuda akılların bilgisiz kaldığına hayret ediyorum. Bu görüş sahibi şöyle der. Birden bir çıkar. Sonra da şöyle der. Hak her bakımdan birdir. Halbuki bu kişi nispetlerin başka bir mezhepte ise sıfatların hakkın bir yönü olduğunu dile getirir. Öyleyse her bakımdan bir nerede kaldı? Allah'tan daha iyi kimse onu bilemez. Halbuki o
birliği ancak toplamın birliği olarak dile getirdi. Bu ise kendisine ait ilahlığın birliğidir. Bu noktada Allah şöyle buyurur. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Gaybı ve şehadeti bilendir. Rahman ve Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah olmayandır. Meliktir, müheymindir, azizdir. Cebbar ve mütekebbirdir. Allah koştukları ortaktan münezzehtir. O, yaratan, bari ve musavvirdir. En güzel isimler ona aittir. Bu güzel isimler 99 isimdir. Her isim biriciktir ve her ismin anlamı diğerinden farklıdır. Bununla birlikte bütün isimlerle isimlendirilen tektir. Şu halde Allah'ı Allah'tan başkası tanımadı. Allah'ı Allah'tan başkası bilmez. Dikkat ediniz. Hakikat birdir. Hüküm değişir. Akıllarından başkasını bilmeyenlere söyleyiniz. İşte size içilecek bir su yani bilgi. Yudumlayınız. Sakın ha, şunu iddia etmeyip durmayın. Aklın delilinden başka bir şey yoktur. Böyle iddiada bulunmayınız. Keşf sizi bu bilgiye götürür ve keşften ayrılınmaz. O halde kendiliğinde biri arayan kimse ancak hayrete düşer. Çünkü o arayan ve arananda bulunan çokluk ve toplamdan ayrılmayı beceremez. İnsan kendisini arayan, aradığını aranan diye nitelerken nasıl olup da çokluğu reddedebilir? Arife günü insanların kendisine toplandığı ve görünen bir gündür. Hakkın o günü dünyada öne almasının nedeni belirli süresinin sona ermesini sağlamaktır. Allah ahiret hakkında şöyle der. O insanların kendisine toplanacağı gündür. O gün görülürdür. O ancak belli bir süreye kadar ertelenebilir. Arife günü genel ve kapsayıcı mağfiret ve bağışlanma günüdür. Cuma günü de buna eklendiğinde ihsan ve mağfiret üstüne mağfiret, bayram üstüne bayram. İmama en yaraşır ve en layık davranış o gün cuma namazını kıldırmaktır. Çünkü bugün de kılınan cuma namazı meşru namazların en üstünüdür. Bu namaz ilk yerde kılınan namaz olduğu gibi onun ikincisi olmayan bir önceliği vardır. Bu nedenle dince kendisi adına ilahi mağfiretin sabit olduğu kimsenin onu kılması gerekir. Bu nedenle zahirde ve batında temizlenir. Böyle bir insan Allah'tan perdelenmeyle her türlü günahtan arınır. Arife günü toz toprak içinde kalmak, korkmak, yakarmak, dua etmek ve yakarış günüdür. Bu nedenle gününde bulunulduğunda cuma namazı farzdır ve böylelikle bir bayram günü olur. Arife bayramı ve cuma bayramı. İmam namazı kıldırmadığında ise tek bir bayrama erilir ve artık cuma günü olmaz. Bilakis bu hüküm cuma namazı kendisine kılınmadığı için ondan alınır. Bu durumda ilk ismini yitirmiştir ki o urubedir. Dolayısıyla artık ne cuma ne urubek vardır. Batıni mertebeyi dikkate aldığında ise ilk ismi olan urube kendine döner. Dikkatini çektiğimiz hususta cuma ismini yitirmesine dikkatini ver. Bugünün bu adla isimlendirilmesinin nedeni insanların tek bir imamın etrafında toplanmasıdır. Nitekim biz de varlığımızda bir ilahın etrafında toplanırız. Hidayet eden Allah'tır. 67. kısım sona erdi. Onu 68. kısım takip edecek.